Evet şimdi Avusturya'ya gidiyoruz. Bir kez daha Emre Kaplan'ı göreceğiz. Avusturya kampından notları paylaşmak üzere Emre karşımızda. Emre kolay gelsin. Dünkü röportajın bir kez daha eline sağlık diyelim. Özellikle benzerlik bölümü sosyal medyada da çok ilgi çekti Mertens röportajının. E, kampta neler yaşanıyor? Hemen sözü Sara bırakalım. Hem kamptan notlar hem de, hem de transferden. Teşekkürler Ezgi Mertens sağ olsun iltifata boğdu bizi röportaj esnasında. Sosyal medyada evet biraz konuşuldu. Tabii şu anda çalışmalar devam ediyor. Galatasaray'ın antrenmanları, sezon öncesi hazırlıkları devam ediyor. Kısa bir süre sonra da aslında sıcak bir görüntüyü ekrana taşıyacağız. Galatasaray'ın yeni transferi Angelinho şu sıralarda Graz'a indi. Erdem Timur'la birlikte önce Erdem Bey Almanya'ya gitmişti. Angelinho ile birlikte dün İstanbul'a gittiler. Sağlık kontrolleri gerçekleşti. Evrak prosedürleri tamamlandı. Ve şu anda da artık yavaş yavaş takımın kamp yaptığı otele doğru geldikleri bilgisine sahibiz. Birazdan Angelinho'nun da otele girişini sizlere canlı canlı aktarmaya çalışacağız. Onun dışında bugün saat 18'de Galatasaray'ın antrenmanı çalışmalar devam ediyor dediğimiz gibi. Yarın ikinci hazırlık maçı oynanacak Avusturya'da. Avusturya Wien'le Viyana'da saat 20.30'da Türkiye saatiyle 20.30'da karşı karşıya gelecek Galatasaray. Ve Okan Hoca da zaten kampın başından beri hem fiziksel yüklemeler hem taktiksel çalışmalar yapıyor. Bunların sahadaki yansımalarını takip edebilme imkanı bulacak. Tabii transferle ilgili durumlar çok fazla merak ediliyor. Angelinho transferi bitti, kampa katılıyor. Artık bugün içerisinde Mauro Icardi transferiyle ilgili de Galatasaray'ın resmi açıklama yapmasını bekliyoruz. Aslında birkaç gün önce bize Aspor ekranında transferin bittiğini ve detayları paylaşmıştık. Sadece merak edilen konunun Icardi'nin ne zaman takıma katılacağı takımla nerede birlikte olacağı konusunu hep bu sorunun cevabını aramıştık. Mauro Icardi transferinin bugün açıklanması bekleniyor. Hatta bir ihtimal bugün Icardi'nin de İstanbul'a gelmesi söz konusu olabilir. Açıklamanın ardından evrak işlemleri ve seyahat işlemleri tamamlandıktan sonra bu durumda gerçekleşecek. Ama Mauro Icardi'nin Avusturya'ya gelmesini çok fazla beklemediğimizi söyleyelim. Dün gece saatlerinde aslında yine Aspor ekranında paylaştığımız bir haber vardı. Hemen onun da detaylarını paylaşmaya gayret edelim. Galatasaray eski oyuncusu Ali Dervişoğlu için yeniden talip oldu ki bir süredir Beşiktaş'la adanılıyor Halil Dervişoğlu'nun görüşmeler yapılıyordu Beşiktaş kulübüyle Brentford kulübü arasında. Orada bir takım anlaşmazlıklar ortaya çıktı ve Galatasaray cephesi şu anda devreye girmiş durumda. Henüz Brentford kulübüyle görüşme halindeler ki Halil Dervişoğlu'na yakın isimlere sorduğumuzda da Galatasaray'a gelmeye oldukça sıcak olduğunu öğrendik. Şu anda kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Henüz çok somut bir adımın atıldığını söylemek mümkün değil ama Galatasaray'ın Brentford'la görüşmelere başladığını ifade edebiliriz. Onun dışında hala orta saha transferi için tabii ki Galatasaray'ın ciddi çalışmaları var. Hem Parades ismi çok uzun zamandır konuşuluyor, girişimler devam ediyor ama Galatasaray cephesi buradaki ısrarını biraz azaltmış durumda Parades konusunda. Çünkü oyuncu cephesi hep bekleme yönünde karar veriyor. Bekleme yönünde şu anda kararlarının olduğunu iletiyor Galatasaray'a. Bu da biraz şu an Galatasaray'ın isteğini, ısrarını azaltmış vaziyette. Biraz diğer adaylarla olan görüşmeler sıklaşacak gibi gözüküyor. Yine Orta saha bölgesinde Kerem Demirbay için Galatasaray'ın girişimleri, görüşmeleri var. Orada da oyuncu tarafıyla ilgili herhangi bir problem yok ama Leverkuzen kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Bon servis konusunda rakamların biraz daha makul seviyeye gelmesi, Galatasaray'ın yapacağı teklif ve beklentisi arasındaki farkın kapanması için yine görüşmeler, girişimler devam ediyor. Biraz toparlamak gerekirse Angelinho birazdan, Burada bizim bulunduğumuz yerde daha doğrusu Galatasaray'ın kamp yaptığı otelde olacak. Mauro Icardi transferinin artık bugün resmen açıklanmasını bekliyoruz. Galatasaray'ın bon servisini aldığını resmen açıklamasını bekliyoruz ki Galatasaray taraftarları belki de aylardır bu anı bu açıklamayı bekliyorlar. Güzel bir an olacak Galatasaray taraftarları için. Halil Dervişoğlu için Galatasaray'ın devrede olduğunu söyleyelim. Parades konusunda biraz bekleyişe geçilmiş durumda. Kerem konusunda da Kerem Demirbay konusunda da Galatasaray cephesi girişimlerini görüşmelerini sürdürüyor diyelim. Biz yavaş yavaş takım oteline doğru Anhilinyo'yu karşılamak için geçelim ve sözü İstanbul'a bırakalım. Evet Emre Kaplan'a şimdilik teşekkür ediyoruz. Kendisinin de söylediği gibi bir kez daha Avusturya'ya gideceğiz. Anhelinyo'nun gelişini canlı olarak aktaracağız değerli izleyenler. Şimdi Beşiktaş'la devam edeceğiz. Siyah-beyazlılar Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper Daniel Amartey'i kadrosuna kattı.